Sizlere yepyeni bir Excel özelliğinden bahsedeceğim. Masaüstü Excel versiyonlarında resimden veri aktarmayı göstereceğim. Telefondaki Excel'den resim aktarabiliyorduk. Artık masaüstü versiyonlarına da bu özellik gelmiş oldu. Bu özellik 2019 ve üzeri versiyonlarda geçerlidir arkadaşlar. Şimdi bakın veri sekmesinin altında gördüğünüz gibi resimden diye bir seçeneğimiz var. Burada dosyadan resim aktaracağız ve ekran görüntüsünü aldığımız bir internet sayfasından veri aktararak ilgili uygulamaları yapacağız. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hadi gelin videoya başlayalım. İlk uygulamamız daha önceden masa üstüne kaydetmiş olduğum bir JPEG formatındaki bir resmi Excel'e aktaracağız. Nasıl yapıyoruz? Veri sekmesine geliyorum ve burada resimden diye bir seçeneğim var. Bu nasıl seçiyorum? Dosyadan resmi seçtikten sonra masa üstüne gidiyorum ve ilgili resim dosyasını bulup Excel'e aktarıyorum. Bakın resimden elde edilen veri diyor ve resminiz analiz ediliyor diyor. Gördüğünüz gibi bana buraya getirdi. Şimdi ben bunu direkt olarak veri ekle deyip aktarabilirim ama bazı hatalar bulmuş olabilir. İncele diyorum ve bakın burada gördüğünüz gibi bu başlıkları ayırt edememiş. Bunu ben Excel sayfamda da düzeltebilirim. Bakın bir öğenin bir tanesi diyor. Kabul et diyorum ve tekrar kabul et deyip veri ekle dediğimde bakın verilerim buraya eklenmiş oldu. Burada ilgili düzenlemeleri yapacağım. Bakın buraya ürün adı yazıyorum. Buraya satış adedi yazıyorum. Ve buraya da iade adedi yazıyorum. Ve bakın şöyle seçiyorum ve en geniş noktaya göre ilgili ayarlamaları yaptım. Şuraya 832 olacak. Şuradaki ürün 11'in yanındaki 832'yi de siliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde burası da 837 olacak. Ve şurası 13 olacak. Buradaki 837'yi de sildiğim zaman artık benim tablomu buraya basit bir şekilde aktarmış oldum. Şimdi ikinci olarak sizlere göstermek istediğim webden alma seçeneği. Yani web sitesindeki ekran görüntüsünü alıp JPEG formatına çevirip yine Excel'e tablo olarak aktaracağım. Nasıl yapıyorum? Geliyorum öncelikle bir web sitesi açıyorum. Bakın Merkez Bankası'nın dolar kuru listesini alıp burada ilgili işlemleri gerçekleştireceğim. Ve şimdi bir ekran görüntüsü aracını açıp aynı şekilde buradaki verilerimi alıp Excel'e aktaracağım. Bakın seçiyorum şu aralığı ve gördüğünüz gibi kopyalaya basıyorum ve panoya kopyalıyorum. Şimdi Excel sayfama gidiyorum ve bakın buradaki veri sekmesine tekrar geliyorum. Yandaki üçgene tıkladığımda panodan resim diye bir seçeneğim var. Az önce kopyalamış olduğum o resmi almak için panodan kopyalanları seçiyorum. Bakın resimden elde edilen veri diyor. Aldı buraya incele diyorum. Bakın 16 tane buldu. Gördüğünüz gibi burada ilgili alanları bakıyorum. İngilizceleri de mevcut. Şunları düzeltebiliriz mesela. Şöyle satış diyelim. Araya bir boşluk bırakalım. Bakın efektif alış. Şöyle düzeltiyorum. Bakın burada da efektif satış. Devam ediyorum. Bakın USD-TR'ye başındaki bu resmi algılayamadığı için herhangi bir işaret koymuş. Şuraya 1 yazacağız. ABD doları doğru. Buraya AUD-TR'ye yazacağız. Bakın düzenlemeleri burada da yapabiliyoruz. Aynı zamanda bakın 1 yazdım. Avustralya doları doğru. DKK baştaki Z'yi siliyorum. Devam ediyorum. Evet, EUR-TR'ye buradan sildim onu da. Buraya da 1 yazıyoruz. Bakın GBP-TR'ye bunu da düzelttik. Son olarak bunu da düzelttikten sonra kabul et diyorum. Tamamına kabul ediyorum ve veri ekle deyip ilgili verilerimi gördüğünüz gibi buraya Excel sayfama aktarabiliyorum. Buradaki hem Türkçeleri hem İngilizceleri hem de bu başlıkları işte birimlerimiz bunların ne olduğu döviz cinsi alış fiyatları satış fiyatları efektif alış banknot efektif alış fiyatları ve efektif satış fiyatlarının yer aldığı Excel verilerini resimden ekran görüntüsü alıp Excel'e hızlıca aktarabiliyorum arkadaşlar.